Merhaba arkadaşlar. Bugün Adobe InDesign'de şekil etrafına yazıları nasıl ekliyoruz? Metin sarma dediğimiz olay. Gerçi bunu göstermiştim ama dekupe fotoğraflarda bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi ondan bahsedeceğim. Adobe'nin de 2023'ün yapay zeka destekli hani araçlarıyla da aslında artık biz bunu çok kolay yapıyoruz. Onu da şimdi göreceksiniz. Geldim. Benim burada dümdüz bir yazı, metnim var diyelim. Yer tutucu metinle doldurdum. Ondan sonra iki tane şekil ekleyeceğim. Hemen gelelim iki tane dikdörtgenimizi biz buraya ekleyelim. İçerisine de dolduralım. Mavi de dolduralım. Ondan sonra shift alt diyelim. Shift alt diyerek bir tane de buraya alalım. Ondan sonra bu ikisi seçiliyken şunu yapacağım. Pencere bölümüne geleceğim. Metin sarma diyeceğim. Ondan sonra da şöyle yapacağım. İlkinde mesela bunu yaptı. Sonra metin sarmadı bunu yaptık. Burada mesela şunu yapabilirsiniz. Nasıl bir düzen almak istiyorsunuz? Ya da şunu da yapabilirsiniz. Geldik shift dedik. Shift dedik. Şu an ikisi de seçiliyken tekrar pencereye gelelim. Tekrar metin sarma diyelim. Ve tekrar seçelim. Şu an iki aracı da seçmiş olduk. Az önce onu yapamamıştık. Ee, buradan metin sarmanın ayarlarına e, geldiğimde ise Evet Bu şekilde Sırta doğru mu Sola doğru mu Hem sağ hem sol mu e, Bunu burada ayarlayabilmemi sağlıyor bakın bununla da oynadığımda şekillerle oynadığımda da Zaten bana buradaki görsele göre Yazıları da şekile göre ayarlamış oluyor Ya da ben burada e, kare aracı değil elips aracı kullanmak istiyorum diyelim e, Onda da hemen elips aracına gelelim Elips aracını kullandım Şurada bir e, şöyle elips aracıma geldim Burada bir şekil olacak Yine geldim pencereye seçiliyken Metin sarma dedim Metni sardırdım buradan ayarını yapabiliyorum Hani ee, nasıl bir düzen olsun istiyorum yakın mı gelsin uzak mı gelsin paylarımı buradan ayarlayabiliyorum. genel hani şekillerle ilgili yapacağımız bu ama benim bir depu ee, dekupe fotoğrafım var diyelim bunun üzerinden ben bunu ee, nasıl yapacağım şimdi bir elips aracı olarak alalım. Ee, içini doldurmadan şimdi buraya e, geleceğim alanımı oluşturacağım ya da dikdörtgen aracı oluşturalım ee, şöyle bir alan oluşturalım ben şimdi bunun içerisine dekupe fotoğrafımı koyacağım buradan şunu koyalım mesela bunun üzerinde nasıl bir oynama yapacağız evet geldik buraya evet resmimiz geldi Güzelde bir e, resim şimdi geldik e, burada şunu seçelim Bakın böyle bir e, görüntü var e, gördüğünüz gibi şuraya gelelim özneyi otomatik olarak şu an seçti bana bu e, özneye uygun kaydırma seçeneği yani şurada e, direkt artık yeni güncel versiyonda özne seç dediğim zaman bana burada ayarlamış oluyor ben de hani görselime göre nasıl şekli yapacaksam gayet güzel. Bir şekilde onu da ayarlamış oluyorum. Hani dekupe mantığında da işlem bu şekilde ilerliyor. biz de direkt e, görsele algıladı ve e, yazıyı da ona göre şekillendirdi. Eğer ki algılamazsa da e, burada tür bölümünde özne seçi e, seçtiğimiz zaman. Direkt e, özneyi algılayacak ve yazımızı da ona göre şekillendirmiş olacak. Şekil etrafına yazı e, ekleme olayı, e, dekupe olayı, metin sarma dediğimiz e, muhabbet e, tam olarak bu. E, Adobe InDesign için metin sarmayı, şekil etrafına yazı eklemeyi de bu şekilde aktarabilirim. Ben Umut Erdem, benden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.